Şamver Bey merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyisiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi Aryen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nin genel hizmetlerini konuşmadan önce çok kısa bir şahsınızı tanıyalım, sonra da sohbetimize geçelim. Tabii ki, ben Şamver Çapan. 2007 yılında üniversiteden mezun olup sınıf öğretmenliği ile mesleğe başladım. 2 yıl çalıştıktan sonra istifa edip özel eğitim alanında sertifikalı zihinsel engeller öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 10 yıldır özel eğitim alanında ve son 6 yıldır da özellikle otizm üzerine çalışmalarım var. Otizm üzerine çalışmaya da devam ediyoruz. Çok başarılı, güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Güzel. Aryen ne zaman kuruldu? Aryen aslında çok eski bir proje ve yaklaşık 2 aydır isim değişikliğine gitti. 2 aydır hizmet veriyoruz. Geçmişiniz biraz daha uzun. Evet, geçmişimiz biraz daha uzun. Peki. Farklı bir isim altında biraz daha uzun. Tecrübelerle birlikte artık yeni lokasyon yerimizdeyiz. Biz Diyarbakır'ın şu anda neresindeyiz? Önce onu bir. Biz şu an Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Diclekent mahallesindeyiz. Güzel. Bu yoğun eğitim kurumlarının bulunduğu bir bölgedeyiz. Doğrudur. Peki siz kurucusunuz ama güzel bir uzman kadro gerektiriyor. Nasıl bir ekip kurdunuz buraya? Şimdi buranın Aryen Özel Eğitim'in şöyle bir ekibi var. Ekibimizde psikolog, klinik psikolog, pedagog, özel eğitimci ve zihinsel engeller sınıf öğretmeni, çocuk gelişimi alanında çalışan arkadaşlarımız var. Güzel. Kendi alanında uzman, profesyonel bir ekip kurdunuz. Peki, sistemden biraz bahsedelim. Ağırlık son dönemlerde dediniz otizm. Doğrudur. Nasıl bir eğitim programı uyguluyorsunuz buradaki çocuklarımıza? Şimdi çocuklar bize geldiğinde çocukları klinik psikologumuz, pedagogumuz, diyetisyenimiz, özel eğitimcimiz ve zihinsel engeller sınıf öğretmenimiz eşliğinde bir BEP kurulumuz var. Bu BEP kurulunda çocuğu genel anlamda değerlendirmeleri aldıktan sonra çocukla ilgili hedeflerimizi çıkarıp birimlerimizi paylaştırıyoruz. Evet. Arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları hedefler doğrultusunda gerçekleştiriyor. Peki Şamver Bey, burada biraz eğitim sisteminizi şöyle başlıklarını da açalım. Çocuklara nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Butik bir çalışma sisteminiz var. Kaç öğrenci kabul edebiliyoruz bu doğrultuda? Bizim en fazla aldığımız kontenjan sayımız 25. Çocuk bize geldiğinde çocuğu klinik psikolog, pedagog, özel eğitim, zihinsel engeller sınıf öğretmeni ve aynı zamanda diyetisyenimiz eşliğinde bir BEP kurulumuz var. BEP kurulumuz çocuğu değerlendirir. Çocuğun mevcut potansiyeline uygun değerlendirmeyi yaptıktan sonra çocukla ilgili hedefler belirlenir. Çocukla ilgili hedefler belirlendikten sonra da bunun çerçevesinde aktiviteler başlatılır. Evet. Bunlar ağırlıklı olarak sosyal duygusal alanda çocuğun gelişimini destekleyebilecek ve çocuğun sosyal duygusal alanda hareketlendirebilecek çalışmalar oluyor. Tilan Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim siz? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi sohbetimize geçmeden önce siz Aryen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde sosyal psikolog olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Çok kısa önce bir şahsınızı tanıyalım, sonra da buradaki çalışma ve faaliyetlerinizden biraz bahsederseniz seviniriz. Tabii ki. Dilan ben. Dilan Dolan, Diyarbakırlıyım. Doğma büyüme, yarı büyüme. Eskişehir ve Ankara mezunuyum. Yaklaşık 5 senedir Diyarbakır'da çocuklarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Psikoloğum, uzman psikoloğum. Evet. Sosyal psikoloji alanında uzmanlığımı bitirdim. Klinikten de öğrenciyim, klinik psikoloji öğrencisiyim. Daha çok çocukları seçtim çünkü çocuk değişince toplum değişiyor, bunu fark ettim. Yani bir çocuk geliştiğinde dünyanın değiştiğini fark ettim. Yetişkinlerin karakterlerinin, davranışlarının kolay kolay değişemediğini ve yetişkinlerin uzun soluklu bir süreci kaldıramadığını fark ettim. Ama çocuklarda eğer ailede işbirliği yaparsa bir psikologla 2-3 ay gibi kısa bir süreçte çok ciddi yollar kat edildiğini gördüm. 5 sene içerisinde ilk 2 sene yetişkinlerle de çalışıyordum. Sonra yetişkinlerin bana göre bir şey olmadığını, benim yetişkinlerde iyi olmadığımı anladım. Ve son 3 senedir çocuklara yönelik eğitimler alıp çocuk alanında daha çok çalışıyorum. Oyun terapisi, masal terapi, şema terapi, bilişsel davranışçı terapi,
refleksoloji, beyin detoksu gibi çalışmalar yapıyorum çocuklarda. İyiyiz, mutluyuz çocuklarla, güzel bir süreçteyiz. Güzel. Peki buradaki faaliyet alanlarınızda sonuçlar nasıl? Memnun musunuz? Bir ay kadar önce başladım Şanver hocalarla Aryan Özel Eğitim'de. Onlar da sanırım daha önce başka bir isim adı altında çalışmışlar ve değiştirmişler ismini. Benim gözlemlediğim kadarıyla bir aylık bir süreçte bile bayağı bir yol kat ediyoruz. Eğer aile işbirliği yapıyorsa bizimle. Bir ay önce başladığım çocuklarda inat, hırçınlık, karşıt gelme problemi, özellikle davranış problemleri alanında çalıştığım için çok ciddi problemler vardı ve çocuklar bunu artık alışkanlığa çevirmişlerdi. Ve bunun yavaş yavaş kırıldığını gördüm. Çünkü burada özel bir eğitime de tabi tutuluyorlar. Bayağı bir yoğun bir şekilde tabi tutuluyorlar. Normalin dışı bir özel eğitim alıyorlar. Bu da beni çok mutlu etti. Kendi kliniğim dışında bir yerle çalışma fikrinin tek sebebi Şanver Hoca ile iletişime geçtiğimde bana çocukları mutlu etmeye ihtiyacımız var, bunun için de bir psikoloğa ihtiyacımız var dedi. Bu cümle benim için çok anlamlı bir cümleydi. Çünkü herhangi bir ticari kaygının olmadığını gördüm. Ve bir psikoloğun amacının mutlu etmek olduğunu, davranış olduğunu fark ettim. Bir sihirbaz olmadığını, sihirli değneğin olmadığını fark ettim. Hoşuma gitti ve başladım. Eğitim sistemlerini çok beğendim. Çok yoğun bir program veriyorlar. Kendi çalıştığım çocuklar ya da çalışmadığım çocuklara baktığımda bayağı bir yol kat etmişler. Aileden aldığım dönütler de aynı şekilde. Çünkü aile danışmanlığı da yapıyorum burada. Evet. Ayrıca aile danışmanıyım. Aile danışmanlığı yaptığımda aileler çok memnun. İşte Osmaniye'den, herhangi başka şehirden gelen aileler var ve Karadeniz'den de gelenler var. Ve bunlar şeyler, hani süreci anlattıklarında, hani ilk halleriyle şimdiki halleri anlattığında, ben ilk hallerini bilmiyorum ama ailenin anlattığından yola çıkarak söylüyorum, bayağı bir yol kat etmişler. Hani tıp literatüründe ya da bilim literatüründe imkansız olan bir yol kat edilmiş ve bu benim için dünyanın değişebileceğine dair bir umut ışığı oldu. Peki, teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için size. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun.